Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Meryem suresi son sayfayı değerlendireceğiz. 83-98. ayetler arasını ele alacağız. Burada Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Elem tera, görmedin mi? Enne arselne şeyatine, biz şeytanları gönderdik. Alel kafirine, kafirlere. Teuzzuhum ezze, onları dalalete sevk ediyorlar. Dalalete tahrik ediyorlar ve saptırmaya çalışıyorlar. Burada yani Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi var. Ersele ile ifade ediliyor. Allah peygamberler gönderdi. Ama Allah-u Teala şeytanları da gönderiyor. Şeytanlar hayatın bir parçası, imtihanın da bir parçası. Her insan için görevli olan şeytan var. Her insanın şeytanı bulunmakta. Peygamber Efendimiz bunu söylediğinde ya Resulallah sizin de var mı diyorlar. Evet diyor, var. Lakin benimki teslim oldu. Yani demek ki şeytanı teslim almak, onun etki alanından kurtulmak mümkün. Ama kafir olanlar şeytanın tamamen yörüngesine giriyor. Onların birer peyki, uydusu haline geliyorlar ve şeytan ne emrederse onu yapıyorlar. Ve şu anda dünya çapında baktığımızda bir kısım insanlar şeytanın maiyetinde bir asker gibidir. Şeytan ne emrederse, emredersin komutanım dercesine onun sözlerini, onun tahriklerini, onun kışkırtmalarını yerine getirirler. Ve bunun neticesinde ortalığı karıştırırlar. İnsanları ibadetten, Allah'ın dininden uzaklaştırmaya çalışırlar. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ Ey Peygamber! Sen onlarla alakalı acele etme. Yani evet, kafirler var. Kafirler şeytanın tahrikiyle her türlü fenalığı yapmaya çalışıyor. Ama acele etme. Bunlar neticede cezasını çekecektir. اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّ Biz ancak onlar için saymaktayız. Saymaktayız derken sayılı günler. Vakti geldiğinde onlar da cezasını çekecektir. Nasıl ki kum saati oluyor. Kum saatini şöyle çevirdiğimizde artık kumlar oradan aşağıya inmeye başlıyor. Ve neticede bunlar sayılıdır. Vakti geldiğinde artık bitecektir. Bir şey kalmayacaktır. Onun gibi yani diyelim ki Firavun ömrü boyunca Allah'a isyan etti. Allah-u Teala sabretti tabiri caizse. İstese ilk isyan ettiğinde hemen cezalandırabilirdi. Uzun süre Allah'a inkar, Allah'a isyanla hayatını devam ettirdi. Ama vakti geldiğinde de ipini çekti tabiri caizse. Ve Firavun suda boğulanlardan oldu. Firavun döneminin servetini elinde tutan Karun, o da servetiyle epey yaşadı, epey hava attı. Ama onun da vakti geldiğinde ipi çekildi ve yerin altına geçirildi. Hazinesiyle beraber yerin altına geçirildi. Bu manada Cenab-ı Hak peygamberimize acele etme diyor. Onlar için sayılı günler vardır, sayılı nefesler vardır. Vakti geldiğinde cezalarını bulacaklardır. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَى O gün, kıyamet günü biz o müttaki olanları Rahman'ın huzuruna gruplar halinde, böyle birer heyet halinde sevk ederiz. Onları orada toplarız. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى Ve mücrimleri ise cehenneme su bulmak niyetiyle yola çıkıp da çöle düşenler gibi onları o şekilde cehenneme sevk ederiz. Yani cehennem zaten ilk hatıra gelen şekliyle ateş, ateşle dolu, orada su bulmak ne mümkün. Yani bu şekilde onlar birer mücrim şeklinde, birer suçlu şeklinde cehenneme sevk edilecekler. Suçluların kafileler halinde diyelim kamplara götürülmesi gibi bunlar da bir azap mahalli olan kavrulacakları, su bulamayacakları cehenneme sevk edilecekler. La yemlikune şefaate ve şefaate onlar malik olamazlar. İlla men ittahada inder rahmani ahde ancak kim Rahman'ın nezdinde
ahit almışsa onların şefaati söz konusu olacaktır. Yani diğer alemde şefaat var mı yok mu? İşte bazıları şefaati reddederler. Ama Kur'an-ı Kerim şefaati reddetmiyor. Allah'ın izniyle şefaat olacak. Ama Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemeyecek, yardımcı olamayacak. Ve galu dediler ki, onlar dünyada şöyle demişlerdi. İttahazar rahmanu velede. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. İşte okumuş olduğumuz Meryem suresinde Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi de anlatıldı. Hazreti İsa daha dünyaya geldiğinde ilk sözü İnni Abdullah olmuştu. Ben Allah'ın kuluyum. Ama şu anda da Hristiyanlık dünyası Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyor. Öte yandan Yunanlıların eski dinlerinde bir takım tanrılar kabul ediliyor. Tanrıların çoluk çocukları, hanedanları var. İşte Olimp Dağı, Tanrı Dağı gibi ve orada tanrılar sülalesi adeta beraber yaşıyorlar. Bu manada tarih boyunca insanlar Allah-u Teala'yı bir hanedan gibi düşünenler olmuş. O şekilde kabul edenler olmuş. Allah'a çocuk nispet etmişler. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّ Yani doğrusu siz çok garip bir şeyle, çok çirkin bir şeyle geldiniz. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ Gökler neredeyse böyle bir sözden parçalanacak. Yani o kadar çirkin bir söz ki Allah'ın çocuğu var demek. Gökler bunu duyunca sanki hiddetinden parçalanacak. وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ Ve arz inşikak edecek, dağılacak. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّ Ve dağlar da böyle, onlar da dağılıp gidecek. Onlar da böyle paramparça olacak. En deavlir rahmani velede yani bir kısım insanlar Rahman olan Allah'a çocuk nispet ettiler diye sanki bunlar olacak. Ve ma yenbagilir rahman en yettahize velede Rahman olan Allah'ın bir çocuk edinmesi uygun değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Allah-u Teala vahittir, ehaddir, yaratılmamıştır ve mahlukat haşa Allah'tan bir cüz, bir parça değil, onun sanat eseridir. Bir ressam nasıl ki sanat eserleri meydana getirir, bütün o sanat eserleri onun sanatkarlığını ortaya koyar ama hiçbir sanat eseri ressamın doğrudan bir parçası da değildir. Ressam ayrı, eserleri ayrıdır. Temsilde hata olmasın, Cenab-ı Hak ile mahlukat arasında elbette bir alaka var ama bu alaka Cenab-ı Hakk'ın onları yaratması alakasıdır. Yoksa hiçbir şey Allah'tan bir cüz, bir parça değildir veya bazı varlıklar Allah'ın oğlu veya Allah'ın kızı değildir. İn küllü men fissemâvâti vel ardı göklerde ve yerde kim varsa illâ âtir rahmâni abde bunların hepsi Rahman'a kul olarak gelir. Yani başta Hz. İsa gibi büyük peygamberler göklerde ve yerde ne varsa bunların hepsi Rahman'ın bir kuludur. Hepsi Abdurrahman'dır. Rahman'ın bir kuludur. Dolayısıyla hiçbirinin Allah'ın oğlu veya Allah'ın kızı olmak gibi bir imtiyazı söz konusu değildir. Lekad ahsahum Allah onları tek tek saymıştır. Ve addehum adde ve onları tek tek belirlemiştir. Yani Allah-u Teala'nın mülkünde her şey belli bir hesap iledir. Her şeyin kitabı tutulmuştur tabir caizse. Her şey kayıt altındadır. Ve hiçbir şey tesadüfi değildir. Nasıl ki mesela insanın parmağı 5. Bütün insanlarda bu böyle. Nadiren özel durumlar olabiliyor. Ama Allah-u Teala insanı böyle yaratmayı prensip edinmiş. İnsanların boyu az çok bellidir. Diyelim 1.70 civarında genelde ortalama boy. Nadiren kısa olanlar, uzun olanlar olsa da Allah-u Teala bu manada belli prensipler edinmiş. Ve her şey bu noktada belirlenmiş, sayılmış ve hiçbir şey Allah'ın mülkünde kayıt dışı değil. Hiçbir şey tesadüfen meydana gelmiyor. Ve kulluhu mâtihi yevmel kıyameti ferda. Ve bütün varlıklar diğer alemde Cenab-ı Hakk'a fert olarak gelecektir.
Yani her biri fert olarak gelecek, Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Burada tabi özellikle mükellef olan varlıklar, insanlar, cinler, bunlar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna fert olarak gelecek, tek tek hesap verecek. Cenab-ı Hak seriul hesaptır, hesabı seri olandır. Dolayısıyla kimin ne şekilde hesaba çekileceğini Allah-u Teala bilmektedir. Ve bir anda hepsini rızıklandırdığı gibi, bir anda bütün alemleri idare ettiği gibi, bir anda da bütün mahlukatını, şuur sahibi olan, hesap vermesi gereken mahlukatını hesaba çekecektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden, salih amel işleyenlere gelince, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ Rahman olan Allah, onlar için bir sevgi meydana getirecektir. Yani bu dünyada da olur, ahirette de olur. Dünyadaki muhabbetle, sevgiyle alakalı Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah-u Teala bir kulunu sevdiğinde Cebrail'e nida eder. Ey Cebrail, ben falana muhabbet ediyorum, sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam ona muhabbet eder ve bunu gök ehline bildirir, meleklere bildirir. Der ki Allah filana muhabbet ediyor, siz de onu seviniz. Ve böylece gökte melekler, yerde insanlar o insana muhabbet ederler. Bu gerçekten tecrübelerle de görülen bir şey. İnsan bazı insanları ruhuna daha yakın hissediyor ve arada bir vasıta olmasa bile insan ona doğru kalbinde bir sevgi, bir yakınlık hissetmekte. Demek ki Rahman'a kul olanlara Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ikramı var. Diğer aleme bakan yönüyle şöyle olabilir. Şu dünyada birbiriyle problemli insanlar, eğer ikisi de cenneti kazanırsa veya her biri diyelim, bunlar cenneti kazandıklarında diğer alemde aralarında düşmanlık bitecek. Başka bir ayette bu şöyle ifade ediliyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانَ Yani biz onların sadırlarındaki, göğüslerindeki kin, düşmanlık, bu gibi şeyleri ortadan kaldırırız, söker alırız. Artık onlar birbirleriyle kardeş olurlar. Demek ki diğer alemde cennete gidenlerin kendi aralarında problemleri kalmayacak. Dünyadayken birbirine düşman da olsalar orada artık birbirlerine muhabbet edecekler. Şöyle misal vereyim. Mesela Vahşi, Hazreti Hamza'nın katili olmuştur cahiliye döneminde. Ama Mekke'nin fethinden sonra da Müslüman olmuştur. Peygamberimizin sahabelerindendir o da. Bu durumda Hazreti Hamza şehit olarak cennette olduğu gibi Vahşi de ehli iman biri olarak o da cennette olacaktır. Ama aralarında bir problem de var. İşte Vahşi Hazreti Hamza'yı öldürmüş ama artık orada kardeş olacaklar. Orada birbirlerine muhabbet edecekler. O zaman dünya hayatı bir film gibi belki kendilerine gelecek. Nasıl ki filmde birbirine düşman olabilirler. Ama film bittikten sonra can ciğer arkadaştır yine. Artık dünya filmi bitmiştir. Roller yerine getirilmiştir. Diğer alemde cennete giden insanlar birbirlerine tamamen muhabbet edecekler. Birbirlerini sevecekler. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ Biz onu senin diline kolaylaştırdık. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ Müttaki olanları bununla müjdelemen için. Yani sana indirdiğimiz Kur'an'ı senin lisanına kolaylaştırdık. Ta ki müttaki olanları bununla müjdeleyesin. Ve tunzira bihi kavmen ludde inatçı olan kavmi de bununla uyarasın, bununla korkutasın diye biz bir kolaylık sağladık. Genel anlamda Allah-u Teala şunu da zaten bildiriyor. Ve legad yessarnal Kur'ane lizzikr. Yani Kur'an'ı bir öğüt olarak biz kolaylaştırdık. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'in anlatılması, Kur'an-ı Kerim'in başkalarına tebliğinde Cenab-ı Hak bir bereket nasip ediyor. Ta ki hem inatçı olanlar bu hakikatleri duysunlar, hem de ehli iman olanlar, müttaki olanlar Kur'an'daki müjdeleri öğrensinler. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ Biz onlardan önce nice toplulukları, nice devirlerde, eski devirlerde yaşayanları helak ettik. Hel tuhissu minhum min ahad
sen onlardan hiçbirini hissediyor musun? Ortada görülen var mı? Ev tesme'u lehum rikse, veya onlardan herhangi bir fısıltı, herhangi hafif bir ses duyabiliyor musun? Yani eskide gelip geçenler artık eskide kalmıştır. Helak olup gitmişlerdir. Bunlardan geriye bir şey de kalmamıştır. Ve eski devirlerden unutulup da günümüze kadar kalan bir fert yoktur. Normalde her yüzyılda bir dünya tamamen adeta yenilenir. Her yüzyılda bir nesiller tazelenir. Hatta bir kısmı yüzyılı da bulmadan şu dünya hayatından gider ve böylece devran döner, imtihan devam eder. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızla surelerden bir tanesinin daha sonuna geldik. Meryem suresini bitirmiş olduk. Bundan sonraki programımızda Taha suresinden, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Hayırlı günler diliyorum.